Selamünaleyküm sevgili dostlar. Selamünaleyküm Allah-u Teala'nın güzel kulları. Efendim diyor mübarek yine, su yüksekten alçağa akar. Babama dedim ki, neden gece uykuda geçiriyorlar baba? Kalkıp iki rekat namaz neden kılmıyorlar? Selamünaleyküm sevgili dostlar. Selamünaleyküm Allah-u Teala'nın güzel kulları. Aleyhisselatü Vesselam Efendimin kıymetli ümmeti selamünaleyküm. Gönül Bahçesi'nden bir kez daha size merhaba diyoruz. Spor yayını olduğu gün biliyorsunuz biraz programı başlamakta gecikiyoruz. Ama mutlaka telafisini yapıyoruz. Bugün biraz daha geç başladık programa ama hiç önemli değil. Sizin güzel katılımlarınıza dopdolu bir program geçireceğimizden ben adım gibi eminim. Telefon numarasını arkadaşlarım verecekler ekrana. 0346 alan koduyla 217 19 19 numaralı telefonumuzdan her zaman olduğu gibi programımıza iştirak edip gönlünüzdeki güzellikleri bizimle paylaşabileceksiniz. Bugün sanal alemde şöyle bir dolaşırken Konya'dan çok sevgili dostumuz, sevdiğimiz insan Mustafa Durmuş kardeşimizin sayfasını incelerken orada Selahaddin Eyyubi'nin bir lafını, sözünü okudum. Diyor ki, dostlarınla uğraşırsan düşmanlarınla savaşamaz. Dostlarıyla uğraşanlar düşmanlarıyla savaşamazlar. Ne de güzel. Tam da belki günümüz için çok üzerinde durulması gereken bir söz. Niye böyle diyoruz? Çünkü biz galiba yavaş yavaş çok kendi değerleriyle, kendi kültürüyle uğraşan insanlar haline geldik. İslam'ı yaşama noktasında da, Türklüğün örf adetlerini yaşama noktasında da, saygı noktasında da, mahremlik noktasında da kendi kendimize çok uğraşır hale geldik belki. Kendi değerlerimizi çok kendimiz eleştirmeye başlar hale geldik. O zaman bu da işte dostlarıyla uğraşmak anlamına gelmiyor mu? Benim aklıma öyle geldi. Oradan yola çıktım. Bir hakikat vardır. Ortada bir hakikat vardır. Yaşanması gereken hakikat odur. Herkese göre doğru diye bir şey olmaz. Doğru tektir. Değil mi? Bir tane doğru vardır. O doğruya göre yaşanması lazımdır. Mesela İslami kurallar, kaideler, bir konuda mesela oruç konusunda birçok doğru yok ki. Bir tek doğru var. Namaz konusunda birçok doğru yok ki. Bir tek doğru var. O doğruya göre yaşamak en güzeli. Ondan sonra senin yaptığın şöyle de benim yaptığım böyle, senin yorumun yanlış da benim yorumum doğru falan filan meselelerine girersek içinden çıkmak mümkün bile değil. Günümüzde bu tartışmalar çok çok yaşanıyor. O zaman geçen hafta okuyacağımız bir şeyimiz, yazımız, hikaye de diyebilirsiniz, yazı da diyebilirsiniz, nasıl geçiyorsa içinizden vardı. Zaman yetmediği için, geçen hafta biraz kısa tuttuğumuz için programı okuyamamıştık. Ben bugün o yazıyla başlamak istiyorum. Tam da bu konuda, geçmişle gelecek, dünkü nesille bugünkü neslin çatışması, birbirine eleştirmesi anlamında Seyit Kafi Erol abimizin gönderdiğini söylemiştim yazıyı. Daha önce de aylar önce programımızda yine bu konuyu ele almış, bu yazıyı okumuştuk ama yine yarım kalmıştı, tamamlayamamıştık. İnşallah Allah-u Teala nasip buyurursa bugün bu yazıyı tamamlayalım istiyorum. Yaşlı kadın usulca odasından çıktı diyor. Salonda torunuyla gelininin sesleri geliyordu. Gelin oğluna diyordu ki, oğlum sofra hazır, hadi çorbanı hazırladım, gel de yemeğini ye. Salonun en kuytu yerine geçti. Yerde kendine ait köyden getirdiği minderin üzerine oturdu. Çocuk babaannesini görünce, babaanne hadi gel beraber yiyelim dedi. Yaşlı kadın manidar bir şekilde iç çektikten sonra, evin erkeği gelmeden akşam sofrasına oturulmaz. Hele babanız gelsin beraberce yeriz evladım dedi. Evin gelini, aman anneciğim dedi, eskidenmiş onlar. Şimdi acıkanlı yemek sofrasına oturur, o da gelince yer. Yaşlı kadın, kızım, nasıl insanların bir edebi, hayası, iffeti varsa evlerinde iffeti ve edebi vardır dedi. Torunu dayanamadı, alaycı bir şekilde, ya babaanne neymiş o edep, iffet, adap, anlat da biz de öğrenelim dedi. Yaşlı kadın söze başladı. Biz küçükken
annelerimizden önce babalarımızın karşısında edepli olmayı öğrenirdik. Evde babamız, annemiz varken ayağımızı uzatıp oturmazdık. Büyüklerimiz konuşurken söz hakkı verilmedikçe söze karışmazdık. Büyüklerimiz odaya girdiğinde hemen toparlanır, kalkıp onlara oturmaları için yer verirdik. Asla babamız sofraya oturmadan oturmazdık. Babamız gelir, besmele çeker, hadi buyurun derdi. Huzurla hepimiz başlardık yemeğe. Sonunda da sofra duasını kardeşlerimiz arasında sırayla okurduk. Hakikaten şimdi sofra duası okuyarak sofradan kalkanımız var mı acaba? O kadar da kolay bir duadır. Oysa ki yani. Hiç ailece yenen yemek kadar lezzetli yemek olur mu? Bir bu sofranın edebidir yavrum dedi. Torunu bu kadar baskı karşısında depresyona girmez miydiniz babaanne diye sordu. Hayır yavrum dedi. Bizim zamanımızda saygı olduğu için sevgi hep baki kalırdı. Sevgi var oldukça da hiç depresyona girmezdik. Yemekler lezzetli, uykular dinlendiriciydi. Bilir misiniz ben depresyon kelimesini ilk defa burada duydum. Babaanne köyden gelmiş onların yanında kalmaya. Akşama kadar vallahi bizim orada akıldan mahrum biri vardı. Deli İbrahim derlerdi. O bile o kadar mutluydu ki anlatamam. Akşama kadar sokakta çocuklarla oynar. Acıkınca bir kapıyı tıklatır. Aba acıktım, aba su ver derdi. Hangi kapıyı çalsa boş çevrilmezdi. Berber saçları uzadıkça tıraş eder. Hamamcı arada bir yıkar. Cumaları esnaf elinden tutar, namaza bile götürürlerdi. Yani hiç kimse onu dışlamazdı. Şimdi hiçbir şeye saygı kalmadı. Bak evlere bile saygı yok bu şehirde. Herkes akşam olduğu halde perdelerini örtmemiş, bütün evlerin içi görünüyor. Ama kimse utanmıyor. Biz daha hava kararmaya başlamadan kalın perdelerimizi çeker, ondan sonra evin ışıklarını yakardık. Hatta perde kapalıyken üzerimizi değiştirmeye edep eder, ışığı söndürür, yere çömelir, öyle değişirdik. Gölgemizin bile dışarıdan görünebileceğini düşününce yüzümüz kızarırdı. Bu sırada gelini oturduğu yerden kalktı, mahcup bir edayla salonun perdelerini çekti. Evin edebi önce perdesinin çekilip çekilmediğinden belli olur derdi büyüklerimiz dedi babaanne. Evler kocaman duvarlarla çevrilmiş avluların içinde olduğu halde hiç kimse çamaşırlarını ulu orta asmazdı. Ev ahalisinden bile edep ederlerdi. Ben daha küçükken giydiğim şalvarı ön ipe asmıştım. Anam hemen gelip, kız babam bugün avluya çıktı, senin şalların asılıydı, utancından yerin dibine girdim, bir daha böyle orta yere asma, çamaşırların en arka ipine as dedi. Üzerine de uzun bir tülbent ört, sonra mandalla, altında ne olduğu görünmesin. İffetimiz, edebimiz bir giderse ortadan imanımız kalmaz dedi. Tabii ben 12 yaşlarındaydım, annem bunları bana söylerken ben yerin dibine girdim. Şimdi öyle mi? Geçen de bir nefes alayım diye balkona çıktım. Karşı komşu bütün çamaşırları asmış ulu orta. Ben utancımdan hemen içeri girdim. Bugün yemekler dışarıda yeniyor. Göz hakkı oluyor. Kimse umursamıyor. Çarşı pazardan alınanlar şeffaf poşetlerde eve geliyor. Alan var, alamayanlar evladım. Göz hakkı, kıskançlık oluyor bu yenenlerde. Niçin şifa, hiç şifa olur mu yavrum? Bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, yemeğinizin kokusu ile komşunuza eza etmeyiniz buyuruyor. Bugün kokuyla, gösterişle çevremizdekilere hep eza veriliyor. Tabii ki yenenler içinize sıkıntı veriyor. Sonra da depresyon diye doktor doktor dolaşılıyor. Telefon. Peki telefonumuzu alalım. Ondan sonra sonuna doğru geldik. Tamamlayalım inşallah. Kocaeli'den Hasan Çelik. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet. Allah razı olsun. Buyurun. Böyle bir program izlemeniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum size. Allah razı olsun. Sağ olun. Tabii ki anlattığınız konularda eskinin hürmeti, saygısı kalmadı. Yani büyük küçüğü tanımıyor. Efendim bir otobüse, büyük şeyleri arabaya bindiğin zaman herhangi bir yaşlıya yer verilmiyor. Saygı, sevgi kalmadı yani. Doğru. Eskiden dediğiniz gibi köylerde lambayı yakmadan önce perde çekilirdi. Bir hürmet, saygıdır. Ama şu anda herhangi öyle bir şey kalmadı toplumda yani. Maalesef. Hakikaten öyle. Evet. Evet. Yani toplumun geriye, İslamiyet'ten uzaklaştıkça geriye gittiğini görüyoruz.
Yani tek çare diyorum. Amenna. Amenna. Din kitap olan Kur'an'a sarılmak. Amenna. Dört elle. Amenna. Evet. Böyle bir programı yaptığınız için Aydın Hüseyin, yani programınızdan hoşnut duyduğum için dinliyorum akşam. Allah razı olsun. Allah Teala razı olsun. Amin. Dualarınızı bekliyoruz. Büyüklerin duası inşallah. Ümmet-i alem için evet, İslam evet. coğrafyasında akan göz yaşının dinmesi için bütün el birliğiyle bütün Müslümanlar hep bir aradan yani takvaya dua etmemiz lazım. Amenna. Kesinlikle katılıyor söylediklerinize. İnşallah, inşallah sevgili seyircilerimiz de bu dualara iştirak ederler. Çünkü İnşallah. Dua müminin silahıdır. Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Çok evet. dua etme, hakikaten çok dua etmemiz lazım. Ama sadece duayla da kalmamak lazım. Söylediğiniz evet. gibi Kur'an-ı Kerim'e dört elle sarılmak lazım. Zaten Kur'an-ı Kerim'i anlamayı, hayatımıza tatbik etmeyi bıraktığımız için bugünlere geldik maalesef. O evet. yüzden yeniden bir canlanma lazım. İnşallah Allah Teala nasip etsin hepimize inşallah. Allah İnşallah. Razı olsun. Ağzınıza sağlık. Kocaeli'den Sivas'a sevgiler ve saygılar. Bilmukabele. Hürmetler yolluyorum. Estağfurullah. Biz hürmet ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah Teala razı olsun inşallah. Bu hikayeyi bitirelim. Bu konu bugün daha uzar gibi sevgili seyirciler. Evin bir edebi daha vardı. En önemlisi de budur herhalde dedi babaanne. Evin içinde yaşananlar asla dışarıda anlatılmaz. Yenenler, içilenler, muhabbetleşmeler, kavgalar bu da evin iffetinden sayılır ve hiç kimseye anlatılmazdı. Kol kırılır, yen içinde kalır diye bir atasözümüz vardır. Bir de benim rahmetli babaannem derdi ki, oğul derdi, önümüzde altın yen, içine kan kusmak ama kimse bilmez derdi. Ne yaparsan da evinin içinde. Bu yüzden problemler ev içinde kolaylıkla çözülürdü. Zaten Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem de özellikle karı koca arasında olanların etrafa yayılmasının ne büyük bir günah olduğunu hep hadislerinde anlatıyor değil mi? Dedi gelini. Leyla gelini mahcup bir şekilde evet anneciğim diyebildi. Torunu babaanneciğim dedi. Şimdi sanal alem diye bir şey var. İnsanlar gittikleri lokantalarda yedikleri şeylerin fotoğrafını çekip binlerce kişiye gönderiyorlar. Ay ne ayıp ne ayıp dedi babaanne. İnsan hiç yediğini söyler mi? Ah anneciğim dedi gelin. Her hallerinin fotoğrafları var. Gezdikleri yerlerin, yedikleri yiyeceklerin, içeceklerin, aldıkları eşya ve kıyafetlerin, hatta beylerin aldığı çiçekleri üzerinde yazdıkları notları paylaşıyor insanlar. Yavrum sen neler diyorsun dedi babaanne. Kıyamet koptu kopacak desene, evler çırılçıplak kaldı desene dedi, gözyaşları içinde anlatmaya devam etti. Biz beylerimizle yan yana yürümeye ar ederdik. Dul kalanlar var, evlenemeyenler var, onların gönül yaralarına tuz basmayalım diye beylerimizin bir adım gerisinden yürürdük. Şimdi kavgalar ortada, sevmeler ortada. Tabii ki hiç mahremiyet kalmayınca samimiyet de kalmıyor. Evin bereketi büyüklere saygıdadır. Evin iffeti örtülen perdededir. Sevginin iffeti gizliliktedir. Gözün iffeti göz kapaklarındadır. Utanma, haya, imandan bir şubedir. Hayanın makamı gözdür evladım. Bu yüzden hem gözümüzü korumak önemlidir, hem de göze hitap eden şeyleri kontrol altında tutmak. Gelini, haklısın anneciğim dedi. Biz iffetimizi kaybettikçe buhranlarımız artıyor. Torunu kaşığı sessizce bırakıp, ben babam gelince yemeye başlayacağım anneciğim dedi. Babaanne de söylediklerinin evlatları üzerindeki tesirini görünce sessiz bir şekilde Allah-u Teala'ya hamd etti. Allah Azze ve Celle hepimize böyle bir anlayış nasip eylesin inşallah diye de bitiyor. Yazımız hakikaten çok önemli noktalara parmak basmıyor mu? Şimdi bu yazıyı okumuştun, bir daha niye okudun? Çünkü Mevlana Hazretleri öyle buyuruyor, diyor ki, şimdi diyor size tekrar tekrar söylenen şeylerden sakın imtina etmeyin, sakın gocunmayın. Neden? Çünkü diyor çiviyi bile duvara çakarken üzerine çekiçle defalarca darbeler vuruyorsunuz. Ondan sonra duvara çakabiliyor çivi. O zaman bazı şeyleri belki bugün her zamankinden daha çok duymaya ihtiyacımız var. Ben ona bağladım. Seyit Kaferoğlu abimiz bu şeyi gönderince, hikayeyi gönderince dedim ki demek ki bir kez daha okumak lazım. Bir kez daha okumak lazım.
Sonra bir kez daha okuruz. Ya o kadar güzel şeyler geldi ki bugün. O kadar şahane yazılar geldi ki hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bakın, bağlantılı, unuttum. Dünya bir gölgelikti oysa. Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece uğradığımı unuttum. Unuttum yapmam gerekenler vardı. Burası imtihandı. Zevke, sefaya dalıp ahiretimi unuttum. Rabbime verdiğim bir sözüm vardı. Dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çabuk unuttuk kulluğu, imtihanı, ölümü, hesabı, sıratı, cehennemi. Hatırlayan ve hatırlatanlardan olmak dileğiyle. Amin. İnşallah. Unutkanlık. Ya birçok sebepleri var tabii unutkanlığın. Hani bu tıbben de kanıtlanmış bir şey. Unutkanlık bir hastalık. Neyi nereye koyduğunuzu unutursunuz. Dün arkadaşınıza verdiğiniz sözünüzü unutursunuz. Ama buradaki bahsedilen unutkanlık öyle bir unutkanlık değil. Diyelim ki Allah-u Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Azimüşşan'da, ben, mealen tabii, ben insanları ve cinleri ancak kulluk etsinler diye yarattım. Unuttuğumuz bu işte, kulluk etmek. Hasan Bey ne kadar da güzel söyledi, Kocaeli'den arayan değerli izleyicimiz. Kur'an-ı Kerim'den biz uzak kaldığımız için bunlar başımıza geldi. Kur'an-ı Kerim'i güzel yaşayamadığımız için bunlar başımıza geldi. Telefon, alalım telefonumuzu, tamam. Nereden bakalım? İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sakarya'dan arıyorum. Evet. Nasılsınız? Elhamdülillah iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah iyilik versin efendim. Ya sizi görünce ne kadar mutlu oluyorum. Okuduğunuz o yazıyı, Mevlana'nın dediği çekiş. Evet. Birkaç kere çakmakla çivi duvara girer. Evet. Yani ne kadar güzel bir şey. Ben bu arada bir şey söylemek istiyorum. Buyurun lütfen. Şimdi varsayalım ki ben size bir adres soruyorum. Siz bana tarif ediyorsunuz adresi. Evet. Tarif ettiniz ve ben arkamı dönüp gittim. Hiç teşekkür etmedim size. Ne kadar kızarsınız, ne kadar zorunuza gider. Evet. Ne yediklerimizden dolayı Allah'a şükretmiyorsak, Allah'ın ne kadar zoruna gideceğini hiç düşünüyor muyuz? Ne güzel bir şey söylediniz. Yani bu insanlar, yani bazı şeyleri hatırlaması lazım, bilmesi lazım. O babaannenin dediği gibi, biz perdelerimizi kapardık. Hı. Ondan sonra giyinirdik, çöker giyinirdik. Benim rahmetli dedem beni ekmek almaya gönderirdi. Ve bu 50-55 yıl önceki olaylar. Evet. Elime bir zembil verirdi. Zembilin üstünde bir havlu vardı. Ekmeği alırdım. O havluyu sakın onun üzerine açmadan gelme derdi. Sübhanallah. İçinde ne olduğu görünmesin. Ekmek varsa kaç tane olduğu görünmesin. Ola ki diyor, alamayan olurdu. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İnşallah. Bu maç İnşallah. Yayınından dolayı da hakikaten rahatsızlık duyuyorum. Kendim sporu o kadar sevdiğim halde ama sizin sohbet ettiğinizi daha çok seviyorum. Allah Teala razı olsun. Biz de sizin kalbinizi, gönlünüzü seviyoruz. İnşallah görüşmek üzere. Allah razı olsun. Abincim sağ olasın. Mahcubiyet yaşamamak elde değil. Bazen insan düşünüyor, Allah'ım bir kulun tarafından bu kadar sevilmek için acaba ne yaptım diye. Ne yaptığım çok da umurumda değil. Ben zaten bilmiyorum. Sıradan yaşayan bir insanım. Allah Teala sizlerden razı olsun. Ne güzel insanlar, ne güzel dostlarsınız. Ne güzel söyledi sevgili seyircimiz. Sakarya'dan sevgili dostumuz. Aydın sağ olsun çay getirdi. Bir yudum çay alayım. Oh çay gibisi de yok valla. Eşşayü şarabül aşıkın. Çay aşıkların şarabıdır. Efendim, adres sorulduğunda bile teşekkür edilmezse insanın zoruna gider mi? Gider. Ya, insan teşekkür etmez mi dersiniz arkasından bakıp en azından, değil mi? Bekler, fıtraten insan bekler bunu.
Peki hakikaten yediğimiz, içtiğimiz şeyler için Allah-u Teala'ya şükretmezsek? Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin geçen hafta Allah-u Teala'nın Esma-ül Hüsna'dan Eşşekur Celle Celaluhu ismi şerifini okurken demiştik ki, orada geçmişti. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Allah kula teşekkür etmeyen Allah-u Teala'ya şükredemez buyuruyor. O zaman teşekkür için böyle dilimizi neden bu kadar tembel alıştırıyoruz? Kula teşekkür edelim, Allah-u Teala'ya da şükredelim. Ne kadar da az şükrediyorsunuz buyurmuyor mu Allah-u Teala? Tamam kuluz, eksiyiz, amenna. Hatta şimdi Allah dostlarından, büyük zat-ı şahanelerden birisi, bağlılarından bir tanesine sormuş, demiş ki, mürşitler, saadatlar niçin sevilir? Karşıdaki insanla cevap vermekte biraz şey yapmış, tereddüt etmiş. Hani efendim demiş, onlar Allah-u Teala'ya uyarlar, Allah-u Teala'nın bütün emirlerini yerine getirirler, yasaklarından sakınırlar, onun için sevilirler gibi cevaplar söylemiş. Mübarek buyurmuş ki, onlar doğrudur fakat haşa, kendisini de işaret ederek, insan eksiktir, o yüzden saadatları sever, müşri kamilleri sever. Ha, eksik kalıyoruz demek ki hep. Hep eksik kalıyoruz demek ki. Bir yanımız eksik. Öyle şarkılarda dendiği gibi başımda, omuzumda başın eksik falan filan gibi bir eksik de değil bu. Allah muhafaza, kullukla ilgili bir eksik. Bu eksiği o zaman bir an evvel gidermek lazım. Bir an evvel gidermek için bir çare aramak lazım. Çaresiz değil. Allah-u Teala her şeyin çaresini vermiş. Bakın kanser bile artık tedavi edilmeye başlanıyor değil mi? Verem 3 gün önce, 5 gün önce insanların asla tedavi edilemediği, ölüp gittiği hastalık, bugün tedavisi var. Zor bir süreç ama tedavisi var. Bakın hastalığın tedavisi bile zor bir süreçse, biz gittiğimiz yolun güzelleşmesi için demek ki zor bir süreçten geçebiliriz. Biraz demek ki sabırlı olacağız. Biraz kanaatkar olacağız. Biraz inatçı olacağız. Yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Ne kadar hızlı bir hayat temposu içerisinde yaşıyoruz. Her şey o kadar hızlı gelişiyor. Her şey o kadar hızlı birdenbire ortaya çıkıyor ve o kadar hızlı tüketiliyor ki. Buna en güzel örnek bizim haber muhabiri arkadaşlarımızın, haber merkezi arkadaşlarımızın yaptığı iştir. Hayatta bu kadar hızlı tüketiliyor işte. Saatlerce sabahın köründen gecenin yarısına kadar haber topluyorlar ama bu haberi biz size yarım saatte 45 dakikada sunup hemen bitiriyoruz. Hayatta aynen buna benziyor. Bir telefonumuz daha varmış. Konuğumuzu ağırlayalım. Yine ismini vermek istemeyen bir seyircimiz. Alo. Alo. Hayır akşamlar, buyurun. İyi akşamlar hocam. Dillerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Allah sizleri uzun ömürler versin. Allah Teala razı olsun hepimize inşallah. Buyurun. Allah hocam mı? Estağfurullah. Sizlerin her dediğiniz doğru ve devamlılığını Cenab-ı Allah'tan temenni ederim. Amin inşallah. Allah razı olsun. Benim dedem, büyük anneden bahsettin de benim de evet. Dedem 65'te Hicaz'a gitti. Evet. Dönüşte geldiğinde kendi kasabamızda birkaç tanesi daha gitti. Akrabalar. Evet. Onları ziyarete giderken annem rahmetlikle beraber hoş geldine gittik. Evet. Gittik ki o akrabalar bazı şeyler getirmiş. Halı, ihtiyaç. Evet. Dünya malı. Geldim dedeme, dedim ki o zaman ben 12-11 yaşındayım. Dedeme dedim ki, dede dedim, sen de hacca gittin, herkes her şey getirmiş, sen bir şey getirmemişsin. Bir seccade getirmiş bana, torunum diye. Biraz da hurma, başka bir şeyin yok mu senin, dede dedim çocuk ruhu olarak yani, konuştuğumda. Tabii. Dedi ki oğlum, bizi dedi kefen elimize geçecek mi? Biz oraya ne götüreceğiz? O dünya bizim ahirete ne götüreceğiz dedi. Cenab-ı Allah bize nasip edecek mi dedi. Bunların hepsini ki dedi ben orada size getireyim dedi. O gün bugündür onun söylediği bu sözler içimde bir büyük bir ders değil mi? Mur böceği gibi ümit verdi bana. Evet. Cenab-ı Allah hepinize huzur versin hocam. Amin cümlemize inşallah. Allah razı olsun. Sizden de inşallah. Sizden Mersin'den selamlar. Ve aleyna aleyküm selam. Mersin'den mi arıyorsunuz?
Evet. Allah razı olsun sizden. Allah razı olsun. Çok hocam. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Allah'a emanet ol. İyi akşamlar. Siz de inşallah. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh hazretleri geldi de aklıma. Uhud'da büyük kahramanlıktan sonra şehit edildiğinde Mus'ab bin Umeyr'den radıyallahu anh bahsediyoruz. Herhangi birinden değil yani. Sahabenin büyüğünden. Aleyhisselatü vesselamın öğretmen olarak gönderdiği bir sahabeden. Genç yaşında Müslümanlığı kabul edip öğretmenlik vasfını kazanmış bir sahabeden. Şehit olduğunda bilirsiniz değil mi? Bütün vücudunu örtecek bir kefen bulunamadı. Üst tarafı örtseler ayaklar açıkta kalıyordu. Ayaklar örtülse üst taraf açıkta kalıyordu. En sonunda Aleyhisselatü Vesselam dedi ki kapatın. Sonra ayaklarını da otlarla kapattılar, o şekilde defnettiler. Zaten kefen de bizim elimize geçen bir şey olmayacak. Sevgili seyircimiz ne güzel söyledi, Mersin'den arayan seyircimiz. Kefen senin eline mi geçecek öldükten sonra? Bu ne dünya çılgınlığıdır? Bu ne hızlı bir tüketme çılgınlığıdır bizdeki? Neyi tüketiyoruz? Tükenen sadece ömür değil ki. Tüketilmiş bir ahirete doğru götürüyor bizi bu yollar. Türküler söyleniyor. Yürüyorum dikenlerin üstünde. Evet evet dikenlerin üstünde yürüyoruz. Hakikaten çok doğru. Ne dikeni? Diken olsa ayaktan çıkarılır o dikenler. Dikenli teller üzerinde yürüyoruz da onulmaz hastalıklar giriyor ayağımızdan bedenimize. Nasıl bir ayak tutturmuşuz artık? Bir düşününsene sevgili dostlar. Ve hiçbir şikayetimiz yok. Ha. Ayağa batan diken ne zaman güzel olur biliyor musunuz? Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni Hazretleri, mübarek, Allah-u Teala sırlarını artırsın, aziz eylesin inşallah. Bağları arasına Gavs Hazretleri olarak da bilinir mübarek. Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni Hazretleri, mürşidi Ahmed el-Haznevi Hazretlerine Suriye'ye ziyarete giderken artık ayağındaki çarık yırtılırmış mübarek. Öyle olunca yoldaki dikenler batarmış ayaklarına, hiç şikayet etmeden o yolculuğu tamamlarmış, mürşidini ziyaret eder, ondan sonra ondan kazanacağını kazanır, manevi olarak tekrar döner, mübarek evine gelirmiş. Evi de nerede? Siirt'te. Ooo, nereden nereye yürüyerek, bakar mısınız ne kadar sürecek bir yolculuk? Çok özür diliyorum. Dikenler ayağına bata bata, zorluklarda, dereye, çamura, çala, bata bata hiçbir şikayet yok. Gidip geliyor. Mübareğin ayağının altı komple diken batarmış da. O dikenler zamanla çıkarılır, temizlenir. Mübarek çıkarır, temizler, çıkanları alır falan filan. Ayağındaki dikenin sayısı azalınca benim dermiş mürşidime gitme vaktim geldi. Ayağı diken batınca böyle güzel. Yoksa paslı dikenli teller üzerinde yürümekle ayağa diken batmak iyi değil. Telefonumuz varmış. Metin Kabakçı Sivas'tan. Alo. Alo. Metin Bey buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Hayırlı efendim. Hayırlı akşamlar efendim buyurunuz. Ben Sivas'ta yaşıyorum. Hem edebiyatçıyım hem de esnaf olarak programınızı çok seviyorum. Takdirle Allah razı İzliyoruz. Olsun. Allah razı olsun. Çok güzel sohbetiniz var. Allah razı olsun. O bakımdan size teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunmak istiyorum. Estağfurullah efendim. Estağfurullah efendim. Ne demek? Siz güzel duymak istediğiniz için mutlaka güzeldir. Yoksa bende bir maharet yok. Ben bunu her zaman söylüyorum. Güzel gönüllü insanlar da Allah-u Teala böyle karşılıklı olmayı bize nasip ediyor. O yüzden güzellikler hasıl oluyor herhalde. Çok sağ olun Metin Bey. Ben iki hususta çok kısa bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Müsaade buyurursanız. Estağfurullah. Buyurun lütfen. Şimdi etrafımızda, çevremizde görüyoruz. İnsanlar hiç de inandıkları gibi yaşamadıklarını görmekteyiz. Çünkü mesela bir insana birisi bir şey, en çok kimi seviyorsun hayatta diye bir soru sorduğumuzda
insanın vereceği cevap, ilk cevap Cenab-ı Hakk'ı seviyorum en çok. Dünyada her şeyden çok. Ve ikincisine kimi seviyorsun dediğinde, sorduğumuzda, sual sorduğumuzda Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiğini söyleyecek bu insanlar. Yani öyle görüyoruz. Ve ondan sonra söylemlere ve eylemlere bakıyoruz. Peki Cenab-ı Hakk'ın bizden istemiş olduğu, bizden talep etmiş olduğu ve ihtiyacımız olan şeyleri en çok sevdiğini iddia ettiğimiz Allah ve Resulünün isteklerini neden yerine getirmiyoruz? Ve şunu da söylemek istiyorum. Yani çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir arkadaşımız, annemiz, babamız, eşimiz, dostumuz bizden bir şey talep ettiğinde eğer onu yerine getirebiliyorsak çok mutlu oluruz. Şayet yerine getiremiyor isek çok üzülür, mahcup olur ve hiç şey yapamıyorsak vicdan azabı çekeriz. Bu nedenler ötürü yani insanlar çok sevdiğin Cenab-ı Hakk'ı ve Resulünü bunu eylemlerine dönüştürmesi gerekiyor. Yani eylemleriyle söylemleri birbirini tutması gerekiyor. Hakiki sevgi burada. Amenna. Ve ikinci çok kısa bir şey. Özür diliyorum. Estağfurullah. Için. Buyurun lütfen. Şimdi bir insan bir ahbabına, bir arkadaşına veyahut da birisi 24 tane altın veriyor. Diyor ki bu altınları sana veriyorum güle güle harca. Her gün sana 24 tane altın vereceğim. Yalnız bunun bir tanesini ben tekrar gün içerisinde senden isteyeceğim. 23 tanesi de senin olsun. Efendim bu 24 altının bir tanesini dahi mesela o alan kişi vermekte imtina ediyor. Halbundaki mal onun, altın onun. Yani buradaki söylemek istediğim Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu 24 saat. Bu 24 saat içerisinde bizim namaza harcayacağımız en fazla vakit 1 saat. Değil mi? O 23 saati bize kalıyor. O kalan 1 saatte Cenab-ı Hakk'a kulluğumuzu belirtmek için. Efendim ve Allah'ın namazımıza da ihtiyacı yok bizim. Amenna. O bizim faydamıza olan hem dünyamız ve ahiretimiz olan bir ibadettir. Yani bunlardan bahsetmek istedim. Bu konulara eğilmek istedim. Vay Allah razı olsun sizden. Ne güzel şeyler söylüyorsunuz. İşte bizim bu programa başlamaktaki amacımız buydu. Konuştuğumuz konu üzerinde sevgili dostlarımızla bu güzellikleri paylaşalım istiyorduk. Bugün çok güzel oluyor bu. Allah Teala hepinizden razı olsun. Ağzınıza sağlık Metin Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki programlara katılma Cenab-ı Hak tarafından kısmet olursa çok isteriz. Ben şiirlerimle de katkıda bulunmak isterim. Çok hayırlı isterim. Akşamlar diliyorum. Hayırlı efendim. Akşamlar diliyorum ben de size. Çok çok sağ olun. Mutlaka şiirlerinizi de bekliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Evet. 24 altın zaten onun. Reklama gireceğiz tamam. Bir altını da kaldırıp gene sahibine veremiyoruz öyle mi? Çok yazık. Reklam arasına gireceğiz. Ondan sonra bir yarım saat kadar falan daha herhalde devam edeceğiz programa. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Reklamlardan sonra beraberiz inşallah. Selamünaleyküm sevgili dostlar. Selamünaleyküm Allah-u Teala'nın güzel kulları. Efendim diyor mübarek yine, su yüksekten alçağa akar. Babama dedim ki, neden gece uykuda geçiriyorlar baba? Kalkıp iki rekat namaz neden kılmıyorlar? Selamünaleyküm sevgili dostlar. Selamünaleyküm Allah-u Teala'nın güzel kulları. Efendim diyor mübarek yine, su yüksekten alçağa akar. Babama dedim ki, neden gece uykuda geçiriyorlar baba? Kalkıp iki rekat namaz neden kılmıyorlar? Selamünaleyküm sevgili dostlar. Hemen ikinci bölümün başlangıcındaki geleneğimizi sürdürelim. Esma-ül Hüsna'dan her programda 3 ismi şerifi ezberimize almak için beraber gayret gösteriyoruz biliyorsunuz. Bugün ilk olarak El-Ali
Celle Celaluhu. Çok üstün ve çok yüksek anlamına geliyor. Cenab-ı Allah, yücelerin en yücesidir. Namazımızın her secdesinde Subhane Rabbiyel Ala diyoruz. Mevlamızı yüceltiyoruz. Gerçi Rabbimiz Celle Celaluhu bizim yüceltmemize, yükseltmemize muhtaç değildir. Bizim yükseltmemiz kulluk görevini yerine getirmemiz içindir. Bu bir görevdir. Her secdede Subhane Rabbiyel Ala demek bizim içindir. Ne güzel söyledi sevgili seyircimiz de. Biz kendimiz için yapıyoruz zaten. Namazı kendi için kılıyor insan. Allah-u Teala'nın bizim kıldığımız namaza ihtiyacı yok. Her namazda düşünüyorum, Maun suresinde söylenildiği gibi. Diyorum ki bu namazımda inşallah yüzüme çarpılan namazlardan olmaz. El Ali Celle Celaluhu çok üstün ve çok yüksek anlamına gelen ismi şerifi Allah-u Teala'nın. El Kebir Celle Celaluhu çok büyük demek. Mevla'nın büyüklüğü sınırsızdır. Kendisinden başka onu bilen kimse yoktur. Onun büyüklüğünü anlayamayız. Ancak yarattığı şeylerin ne kadar büyük olduğunu düşünürsek, onun büyüklüğünü daha iyi anlamış oluruz. Ra'd suresi 9. ayet-i kerimede mealen, Allah görünmeyeni de bilir, görüneni de. Büyüktür ve yücelerden yücedir. Öyle buyuruluyor. El-Kebir, çok büyük anlamına gelen. Kendinden başka büyük yok. Ve bu haftaki son ismi şerif, El-Hafız Celle Celaluhu. Koruyucu ve muhafaza edici. Bizleri her tehlikeden koruyan Cenab-ı Allah'tır. Ayrıca sağ ve sol tarafımızda da iki koruyucu meleklerimiz vardır. Fakat onlara yön veren de yine Cenab-ı Allah'tır. Onun koruyuculuğu olmamış olsa bizim için hayat yok demektir. Onun koruyuculuğu olmamış olsa bizim için hayat yok demektir. El-Hafız Celle Celaluhu, koruyucu ve muhafaza edici. Onun koruyuculuğu olmasa bizim için hayat yok demektirse demek ki ne kadar büyük tehlikelerle karşı karşıyayız. Çok sevdiğim abilerimden biri dedi ki, konuşurken dedi aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek ismi şerifleri geçince, hemen insanlar dedi, ne güzel değil mi dedi, salavat getiriyorlar, sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar, aleyhissalatü vesselam diyorlar. Hadi dedi ki, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam ve Tekades Hazreti Efendimiz, bakın hemen salavat getiriyoruz. Peki dedi, onu da yaratan, hepimizi yaratan Allah-u Teala'nın ismi geçince dedi, neden sadece Allah diyoruz ki? Bu olur mu dedi. Olmaz. Allah Celle Celaluhu demek lazım. Allah Azze ve Celle demek lazım. Allah-u Teala demek lazım dedi. Abi Allah razı olsun. Hakikaten öyle. Bakın Allah razı olsun. Allah-u Teala razı olsun. Öyle demek lazım. Allah Celle Celaluhu demek lazım. Yaratanımızın ismi geçince de ululama cümlesini mutlaka söylemek lazım. Bir telefonumuz varmış yine. Arkadaşlarım öyle söylüyor. Alalım telefonumuzu. Kocaeli'den Nurettin Kaya. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam, rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun Nurettin abi. Buyur, hoş geldin. Bu gece cumanızda mübarek olsun. Allah razı olsun, sizin de inşallah. Tüm yayın arkadaşlarımda da selam söyle, Allah razı olsun. Ve aleyna aleyküm selam. Elhamdülillah abi, sağ ol, iyiyiz. Senin nasıl sesini iyiydi? Duyduk, daha iyi olduk. Allah razı Allah olsun. Allah razı olsun. Amin. Ne yapacağız, biz bazı sıkılıyorum, arıyorum diyor. Çok iyi edilesin. Çok tadı geçiyor, aramamışım. Epey zaman oldu aramayalı sen tabi. Ya ne yapacağım, bizim gibi garibanlar. Estağfurullah. Bizim gibi bir şey değil ki biz. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Elhamdülillah, iyi olması için çaba sarf ediyoruz Nurettin abi. Elhamdülillah. Allah muhabbetinizi yarısın inşallah. Amin inşallah. Cenab-ı Allah bizi hakikaten ayırmasın diye. Amin. Amin inşallah. Devletimize zarar vermesin inşallah. Amin inşallah. İnşallah abi. Çünkü bu da önemliydi. Amenna. Bizi Allah dostlarına Sultan Hikmet Ruh Hazretleri'nin kapısında ayırmasın. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İnşallah. Sufiler ne yapıyor? Sen ilahi dinleyebilirsin. İlahi? Evet. İlahi mi söyleyelim? Sen dinleyebilirsin telefonda. Zaman dinlerim, var mı? Dinlerim, tabii dinlerim. Ne demek? Tabii ki dinleriz. Tamam, ben bir Sofya arkadaşımız Muhammed Kasım. Tamam inşallah. Tamam inşallah söylesin.
Dinliyoruz. Hadi Muhammed Kasım, dinliyoruz seni. Bekliyoruz. Cürmümle o demde her dem cüdayım, kapında bir köle vakti karayım. Cürmümle o demde her dem cüdayım, kapında bir köle vakti karayım. Dedim ki ben nasıl ona varayım, dediler ki gitmelisin o gül kokan doğan tepeye. Dedim ki ben nasıl ona varayım, dediler ki gitmelisin o gül kokan doğan tepeye. Ah Seyda Seyda, can Seyda Seyda, Nur Seyda Seyda, Zokamir Sultanı. Ah Seyda Seyda, can Seyda Seyda, Nur Seyda Seyda, Zokamir Sultanı. Ağlar dururum kendi halime, hiç kimseler çare olmaz derdime. Ağlar dururum kendi halime, hiç kimseler çare olmaz derdime. Çareler ararım sefil halime. Dediler ki gitmelisin o gül kokan Zokamir'e. Çareler ararım sefil halime. Dediler ki gitmelisin o gül kokan Nuraniye. Ah Seyda Seyda, can Seyda Seyda, Nur Seyda Seyda, Zokamir Sultanı. Ah Seyda Seyda, can Seyda Seyda, Nur Seyda Seyda, Zokamir Sultanı. Allah razı olsun Muhammed Kasım. Vallahi Allah razı olsun. Elhamdülillah iyiyim. Sen nasılsın? Tamam. Güzel geldi mi? Çok güzeldi. Çok çok güzeldi. Allah amin cümlemizin inşallah. Sizin orada maşallah muhabbet zirve yapmış. Çok güzel selamı vardı. Ve aleyhine aleyküm selam ve rahmetullah. Muhammed Kasım, Engin, İlhami. Şu anda oturmuşa çay içiyorum. Muhabbetiniz bol olsun. Ya Allah razı Sultan olsun. Sultan şeyhiniz olsun. Yani. Amin. Amin inşallah. Yani. Selamu aleyküm. Ve aleyhine aleyküm selam söyle. Baş üstüne. Arkadaşlarına da selam söyle. Baş üstüne. Aleyhine aleyküm selam söyle. Allah hepinize razı olsun. Amin cümlemizden inşallah. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Zülkarneyn aleyhisselam. Şimdi Seyyid Muhammed Nurani Hazretleri ile ilgili bir kaside okudu. Muhammed Kasım kardeşim, Allah Teala razı olsun. Gitmeli bir de şeyi de ekle. Muhammed Kasım oraya o gül kokan soğuk suya diye de ekleyebiliriz bir dahaki sefere. Ordusuyla beraber giderken bu Seyyid Muhammed Nurani Hazretleri'nin naklettiği bir sohbettir. Mübareğin sohbetlerinden biridir. Hani nasıl bir yolda gidiyoruz? Dikkat etmeliyiz, dikenli yollarda değil güzel yollarda yürümeliyiz diyoruz. Oradan da çağrışım yaptı, aklıma geldi belki. Şimdi gece karanlık, tam zifiri karanlık, göz gözü görmüyor. Bineklerine binmişler, giderlerken bineklerinin ayaklarının altından bir hışırtı gelmeye başlıyor. Bazıları aldırmıyor, işte taştır, çakıldır falan diyor. Bazıları eğiliyor, bu neymiş acaba diyor, eğiliyor, bir tane alıyor.
sabah aydınlığa çıkınca bakarım diyor. Kimisi biraz daha bir avuç alıyor cebine dolduruyor. Kimi üç avuç, beş avuç. Kimisi de binisinin üzerindeki bütün heybeleri dolduruyor. Sabah aydınlık olmaya başlayınca bir de bakıyorlar ki emsalsiz şeyler, mücevher taşları. O binitlerinin ayaklarının altında hışırtısı gelen emsalsiz mücevher taşları. Hiç almayan diyor ki ah keşke ben de bir tane alaydım, bütün hayatım boyunca bana yeterdi. Bir avuç alan diyor ki keşke daha çok alaydım, 10 avuç alaydım. 10 avuç alan diyor ki 100 avuç alaydım. Bütün heybelerini dolduran diyor ki üzerimdeki bütün ağırlıklara ataydım da keşke daha çok alaydım. İşte diyor Seyyid Muhammed Nurani Hazretleri o zaman, Nakşi tarikatı da İslam da böyledir diyor. İnsan ahiret yurduna göçtüğü zaman, Ruzi Mahşer'de Allah-u Teala'nın karşısına hesap vermeye geçtiği zaman diyecek ki, ah hiç yapmayan diyecek ki, ah keşke biraz yapsaydım, bir gün yapsaydım. Üç gün yapan diyecek ki, beş gün yapsaydım. Beş gün yapan diyecek ki, ömrümü daha çok geçirseydim. Bütün ömrünü burada geçiren diyecek ki, amelime daha çok dikkat edeydim de, keşke ben bu daire içerisinde daha çok şey yapaydım. Orada pişmanlık duyacak insan, en çok yapan da hiç yapmayan da duyacak pişmanlık. Tabii kendi şeylerine göre durumlar. Telefon, tamam telefonumuzu alalım. Diyarbakır, Abdullah Sağlam. Alo. İyi günler hocam. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Buyurun Abdullah Bey. Adaşmışız. Ben bir soru sorabilir miyim size? Yani soru sorun tabii. Bildiğimiz bir şeyse elimizden geldiğince cevap vermeye çalışırız. Hocam ben evliyim. Şu an Allah mesul etsin. Çalışıyorum. Sürekli borçluyum. Bu borçlardan nasıl kurtulabilirim? Borçlardan nasıl kurtulabilirsiniz? Yani yaptığınız işten kazandığınız borçlara kurtulmaya yetmiyor mu? Hayır. Hayır. Şimdi bu tabii yani buradan bir tavsiyeyle olabilecek bir şey değil aslında. Çok programlı, planlı, ekonomik davranmak lazım. Eğer bir borç varsa, borcun büyüklüğüne göre ek işler yapabilir insan mesela belki. Ya da harcamalarını kısıp borcunu ödeyebilir. Tabii borcunuzun miktarı ne kadardır, ne kadar büyük borçtur, küçük borçtur bilmiyoruz ama yani ekonomik olmak lazım. En başta borç yapmamak lazım aslında. Ayağını yorganına göre uzatmak lazım. Ama olmuşsa da hal çaresini insan kendi çalışma gücünü, azmini daha iyi bilir. Ona göre işler yaparak borcunu ödemek için hayatında bazı şeyleri de kısarak çalışabilir. Bundan başka şu an söyleyebileceğim bir şey yok zannediyorum size. Çünkü çok daha detaylı görüşülmesi gereken bir mesele olabilir. Allah Teala yardımcınız olsun. İnşallah güzel insanların duası imdadınıza yetişir. Allah Teala size bir hayır kapı açar, borcunuzu ödersiniz diyelim. İyi günler hocam. İyi hayırlı akşamlar. Günler, hayırlı akşamlar. Ya tabii böyle üzgün sesler olunca biz de üzülüyoruz. Evet, çok üzülüyoruz. Fakat şimdi başka ne denebilir ki? Borcun miktarını bilmiyorsunuz. Ne iş yapar? Abimiz ne kadar yetenekleri vardır, nedir? Bilmiyorsunuz. O yüzden tavsiyede de bulunamıyorsunuz. Ha, ahiret yurduna göçtüğümüz vakit eğer pişman olmak istemiyorsak bugün daha çok çalışacağız. İlk arayan sevgili seyircimizin söylediği gibi Allah-u Teala'nın kitabına daha çok, o da Kocaeli'den aramıştı, daha çok sarılacağız, dört elle sarılacağız, öyle demişti. Dört elle sarılmamız lazım Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Hakim'e. Çünkü orada eksik, haşa sümme haşa, hiçbir şey yok. Allah-u Teala bize her şeyi öğretmiş. Öyle bir peygamber göndermiş ki aleyhissalatü vesselam, bütün peygamberler daha geçen programda da bahsi geçmişti, onun ümmeti olmak istemişler. Daha ne istiyoruz? Onun hayatı şerifine bakıp da hayatımızı yönlendirmek gibi bir güzellik varken bizi alıkoyan nedir? Yolumuzdaki süslü, janjanlı ama aslında hakikatte baktığınız zaman kapkaranlık ve pislik, kir olan nefsimizin istediği şeyler. Onlardan nasıl kaçacağız? Dedik ya Kur'an öğreneceğiz. İnsanların başına ne geldiyse ahireti unuttukları için geldi diyor Mahmud Efendi Hazretleri. Defalarca söylüyoruz bu sohbeti. Ahireti unutmayacağız.
Seyyid Muhammed Nurani Hazretleri gene buyuruyor ki Allah-u Teala'yı çok sevin, Allah-u Teala için çok çalışın. Nasıl olacak Allah-u Teala için çalışmak? Besbelli Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin huzuruna bir şey geliyor, bedevi geliyor. Diyor ki bana dinimi öğret, namazını kılacaksın, şehadetini getireceksin, namazını kılacaksın, orucunu tutacaksın. Temelleri sayıyor Aleyhisselatü Vesselam. Bunları yaparsam kurtulur muyum? Kurtulursun. Vallahi diyor ben bunlardan ne eksiğini yaparım ne de fazlasını yaparım. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, arkasından diyor ki cennetlik görmeyen ona baksın. Eğer sözünde durursa o cennetliktir. Ya çok fazla bir şey isteyen yok sizden. Yani benden, sizden derken haşa, haşa sizden değil. Benden çok fazla bir şey isteyen yok. Sadece kulluk isteniyor ya. Ama biz nereye bakıyoruz? Sağa bakıyoruz, sola bakıyoruz. Yolumuza dümdüz gitmiyoruz. Abdurrahman Menekşe abim var. O bir sohbet anlattı bana. Dedi ki, insan dedi, o dedi şeyin de büyüklerin sohbetidir bu dedi. İnsan dedi aşkta kelebek gibi olacak. Neden? Kelebek ışığa aşıktır, ateşe aşıktır. Kanatlarının yanacağını, hayatını kaybedeceğini bile bile kendini sürekli o ışığa çarpar. Işığa çarpar, ateşe çarpar, içinde ateş yanan fenere çarpar ve orada kendini çarpar, çarpar, çarpar. O aşk uğruna ölür, yok olur, gider. Aşkta kelebek gibi olacak insan. Biraz hayvanların isimleri biraz tuhaf gelebilecek belki size ama çok güzel örnekler. Sadakatte köpek gibi olacak. Evin çocukları köpeğe 40 tane taşla da taşlasalar o köpek yine o evin kapısından ayrılmaz, sahibini terk etmez. Benim rahmetli dedemin bir telefon peki telefonumuzu alalım. Sakarya'dan Yaşar Tok. Selamun aleyküm. Ve aleyna aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Evet buyurun. Hocam. Estağfurullah buyurun. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar Yaşar Bey. Yayınınız çok güzel ve nurlu olsun hocam. Amin inşallah Allah razı olsun. Çok güzel görünüyorsunuz. Allah nurunuzu, güzelliğinizi artırsın. Allah Teala razı olsun da o spotlardan, ışıklardan kaynaklanan nurdur. Ben de yok, zannetmiyorum güzel, öyle. Güzelsiniz. Siz oradan güzel. Ben güvenlikte çalışıyorum kendi başıma. Şu an sizi izliyorum hocam. Allah razı olsun. Sağ olun. İlk kez bir yayını aradım. Canlı yayına çıktım. Allah sonsuz şükürler olsun. Abicanlar olsun. Çok şükür, çok şükür. Ben hoş... şimdi yayınınızı tesadüfen izledim. Hoşumuza gitti. Namazı kıldım. Sizi izlerken Allah bir arayayım. Tesadüfen düşürdüm. Yani vallahi ne güzel olmuş. Pek yaver değil ama. Şansım yaver gitti. Hocam çok güzel yayınınız var. Şimdi ben size ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Estağfurullah. Yayınınızın güzelliğinin devamını Allah daim eylesin. Amin bunu inşallah. Bunu temenni ediyorum sizden. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok şey var hocam konuşulacak ama zaman da müsait değil. Size de zamanınızı, kıymetli zamanınızı da hedef etmek istemiyorum. Estağfurullah ne demek. Bu zaman sizinle kıymetleniyor zaten. Allah razı evet, olsun. Evet hocam ben şöyle bir şey var hocam. Biz 10 seneden beri bir imamlık için uğraştık. 5-10 arkadaş kazanamadık. 37 yaşından sonra Kur'an ilmine başladık. Hayat şartları biraz zor olduğundan sebep bir havuzluk sevdası oldu. Ötüye dolandık olmadı, beriye dolandık olmadı. Böyle programlara da çok değerli hocalarımızın mesela genelde izlediğim sizi bir iki sefer gördüm ama yani güzelinizin ilk kez dikkatimi çekti inşallah bundan sonra tabii devamlı izleyeceğiz. Allah razı olsun. Mesela Konya TV falan izliyoruz hocam. Evet, evet. Çok mu yani duygusallaşıyorum. Aynı zamanda sizden de feyiz alıyorum inşallah. Estağfurullah, estağfurullah. Ben bu konularda biraz müjdeli bir yaralı olduğumdan dolayı hocam çok doluyum. Şu anda oturduğum yerde işte Kur'an ilminle beraber uğraşıyoruz. Ne kadar başarabiliriz? Yaşımız 47. Olsun. Kazanamadık, başaramadık. Hayat şartları da ona el vermedi. Otururken burada tam namazı kıldım, sizi gördüm. Allah bir arayayım dedim, şansıma düştü. İyice Allah razı başka olsun. Başka bir şey bile bulamıyorum. Sizi de meşgul etmek istemiyorum hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah Teala razı olsun. Allah Teala gönlünüze göre versin. Dualarınızı Allah razı olsun unutmayın hocam. İnşallah. Allah nice güzel günlerde sizi orada görmekten huzur ve mutluluk duyarım inşallah Allah hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür Allah ederim. Allah'ın selameti bereketi üzerinize olsun Amin. Hocam. Amin. Ecmain inşallah. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yok hakikaten yani bu hemen yanı başımda spot var. Onun ışığı bu. Efendim. Hangi yolda yürüyeceğiz? Kur'an yolunda.
Nasıl yürüyeceğiz? Önderler var. Burada sohbet ediyoruz ya, bizim sohbetimiz burada bitmiyor sevgili dostlar. Herkes isterse kendisine bir sohbet meclisi bulabilir. Tabii ki bulabilir. Siz de sohbet bilen insanlarsınız. Namaz kılan, oruç tutan, aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisi şeriflerini en azından cumaya gittiğinde, hutbede, vaazlarda dinleyen, Kur'an-ı Kerim'den ayetler bilen insanlarsınız. Bir araya gelip sohbet edilebilir. Biz de ediyoruz, her gün sohbet ediyoruz biz arkadaşlarımızla. Niye bir araya gelip de daha büyüyerek sohbetler yapmıyoruz? Neden bundan çekiniyoruz? Millet eğlence mekanlarında gide gide mekanlarını büyütüp de çalgılarla, müziklerle, horonlarla eğlencelerini büyütürken biz iman adına, İslam adına sohbetlerimizi neden büyütmüyoruz? Halkamızı neden büyütmüyoruz? Telefon yine diyor arkadaşlarım. Alo. Alo, selamünaleyküm. Ve aleyhine aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Cafer. Nasılsınız abicim? Elhamdülillah Cafer'im, iyiyiz. Sevgili seyirciler, Cafer bizim sohbet halkasından çok sevgili bir arkadaşımız. Şu an Erzurum'da. Hasretiz ona. Ah, sesini duymak ne güzel oldu Cafer. Allah Teala razı olsun. Amin. Cümlemizden inşallah. İnşallah canım ben kardeşim. Ben de sizi görmek, sizin sesinizi duymayı bayağı bir özledim zaten. Allah razı olsun canım. İnşallah en yakın zamanda geleceğim. Geleceksin, geleceksin. Az kaldı. Az kaldı. İnşallah. Abicim ben bir şey söylemek istiyorum. Buyur abim canım. Kocaeli'nden bir abimiz aradı ya, kaside okudu. Evet. Öncelikle ondan Allah Teala razı olsun. Amin. Ellerinden öpüyorum onu. Gerçekten de beni bayağı bir götürdü Siirt'e, Lokamide, Doğantepe'ye. Gerçekten de bayağı bir izlemişim. Allah Teala onlardan razı olsun. Amin. Sizlerin duanızı üzerlerine olsun inşallah. İnşallah, inşallah. Bir de bu diğer abimiz aramıştı. 24 altın olayı vardı ya. Evet, evet. Ona ek olarak ben bir şey söylemek istiyorum eğer müsaadeniz varsa. Estağfurullah, ne demek Cafer, buyur. Çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Amin ecmain. Diyor ki dünyayı verseler bir tek gözünü vermezsin, iki gözünü veren Rabbine neden secde etmezsin? Bu söz çok hoşuma gidiyordu, bunu da sizinle paylaşmak istedim. Ha, zaten durur durur yapar bir, ondan sonra çeker gider her zamanki şey. Eyvallah. Allah Teala tekrardan razı olsun abi. Amin, cümlemize inşallah. Estağfurullah. Allah Teala kolaylık, selametlik versin sana da inşallah Caferciğim. Amin. Amin ecmain abi. Teşekkür ediyorum inşallah. Görüşmek üzere en i̇nşallah. Yakın zamanda. İnşallah. İnşallah. Büyüklerin duası üzerinizde olsun inşallah. Senin de inşallah Caferciğim. Sağ ol. Allah razı i̇nşallah. Olsun. Hayırlı akşamların olsun sevgili kardeşim. Allah Teala razı olsun abi. Hayırlı akşamlar. Amin. Hayırlı akşamlar. Ah ne kadar mutlu oldum ya. Bugün ben sabaha kadar uyuyamam daha. Söner ne yapacağız biz ya? Vallahi. Ha, sohbet halkalarını büyütelim ya. Sabaha kadar gezeriz. Olur. Bana uyar. Sohbet halkalarını neden büyütmüyoruz? Neden biz giderken yanımıza birkaç arkadaşımızla gel bugün bir değişiklik yapalım ya. Seni başka alemlere akalım deyip, moda deyim ya, alemlere akmak. Başka alemlere akalım deyip, alemlerin Rabbinin sohbetine gidelim deyip götürmüyoruz. Niye kolundan yapışıp da insanları bunun için zorlamıyoruz? Dinde zorlama yoktur. Yok tabii. Hristiyana, Yahudiye, Nasraniye, Mecusiye her neyse. Zorlayamazsın dinini değiştir diye. Anlatırsın güzelce, tebliğini yaparsın. Fakat din kardeşini zorlamamak ne demektir yahu? Orada oturacak, sen namazını kılarken ben kılmıyorum ya, yaşlanayım, emekli olayım ondan sonra kılayım diyecek. Sen onu zorlamayacaksın. Olur mu ya? Ahirette bu adam senin yakana yapışır. Yakana yapışır. Çok hızlı bir hayat temposunda yaşıyorum. Hayat temposu hızlı olabilir. Din öyle şeye gelmez, hıza aceleye geçerken bun şuradan bir namaz geçti ya, ben kaçırdım, neyse hızlıydım, hızlı hayat yaşıyordum mu diyeceğiz. Fast food değil din ya. Ben oradan bir şey arası takva dürüm alabilir miyim deyip iki dakika ayaküstü yiyip bitireceğimiz bir şey değil. Tamam. Ya da yine fast food'a uğrayıp da İslami fast food, oradan hamburger arası bir namaz alabilir miyim? Bir öğle namazı olsun falan. Var mı böyle bir şey? Yok. Değil mi Oğulcan? Yok böyle bir şey.
Tamam, namazla ilgili o videoda zaten. Almanya'dan sevgili Hupane ekibi kardeşlerimizin bir videosu. Gıcıklar videonun adında da zaten şeylik var, gıcıklık var. Namazla ilgili konularda birbirine gıcıklık eden arkadaşları bizim gözümüzün önüne getiriyorlar, seriyorlar. Allah razı olsun ona da. Seyredelim bakalım Gıcıklar Part 3'te neler olmuş? Osman gene Recep'e neler yapmış? Hep beraber görelim. Namaz oldu ya, abdestim yok ya, bir abdest alayım ya. Sen şimdi görsün gününü. Evet. Namaz oldu ya, abdestim yok ya, bir abdest alayım ya. Sen şimdi görsün gününü. Evet. Recep sana daha duvarları çok dövdürürler var ya, alta bir çivi koysalar Recep artık çivileri çakacak yani. Evet, bu hakikaten böyledir. Abdest almaya girersiniz, ondan sonra çorapları eyvah dersiniz. Yedek çorabınız da yoksa hakikaten o sıkıntıdır sizin için. Tövbe suresi ayet-i kerime. Estağfirullah. La tahsen innallâhe me'ânâ. Sadakallahu'l-Azim. Üzülme, Allah bizimle beraberdir diyor ya. Yine gelen bir yazı. La tahsen. Üzülme. Bir şey olmuyorsa, daha iyisi olacağı için ya da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyordur. Şu uçan kuşlara bak. Ne ekerler ne biçerler. Onların rızkına kefil olan Allah Celle Celaluhu seni mi ihmal edecek sanırsın? Yeter ki sen istemeyi bil. La tahsen. İnsanlar senin kalbini kırmışsa üzülme. Rahman Celle Celaluhu, ben kırık kalplerdeyim buyurmadı mı? O halde niye üzülüyorsun ey can? Gündüz gibi ışıyıp durmak istiyorsan gece gibi kapkaranlık nefsini yak. Telefon. Alo. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz yine. Alo. Alo. Buyurun. Buyurun efendim. İyi akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar, buyurunuz. Sizi dinledim de. Sizi dinliyorum hocam. Allah razı olsun. İyi yayınlar. Allah razı olsun. Öncelikle. Sağ olun. Ben bir soru sormak istiyorum. Yani daha doğrusu biraz sohbetinizden dinledim de. Ben de şöyle demek istiyorum. Biz mümin olarak, yani dünyaya gelmiş olma sebebimiz Allah'a ibadet, kulluk yani. Tabii ki. Bunun için peki insanoğlu niye öbür dinleri de dua ederek yola sürmüyor, cihat etmiyor oturduğu yerde peki hocam? Neyi öne sürmüyor dediniz, onu anlayamadım ben. Bir saniye televizyon sesini kısayım. Size zahmet. Şimdi hocam, biz Müslüman mümin olarak, elhamdülillah, evet, bütün kainatın, evet, yani evrenin yaratıcı, evet, dua ederek olduğumuz yerde, evet, cihat ederek diğer yani dinde ırkta olan Allah yaratır, yani herkesin Rabbi olan Allah, bu insanlara yani kötülük yapanlara dua ederek onları doğru yola da getirme imkanı yok mu yani hocam? Haşa, olmaz olur mu? Tamam, o zaman ne duruyoruz o zaman hocam? Hayır, niye bunu siz daha çok açmıyoruz hocam? Şimdi şunu mu demek istiyorsunuz, yani gayrimüslim olanlar için de dua edelim mi diyorsunuz? Evet, evet hocam. Ha. Ben de şöyle düşünüyorum. Gayrimüslim olanlar için istiyorsanız siz dua edebilirsiniz. Ama zannediyorum gayrimüslim olanların bizim din kardeşlerimizi düşürdüğü durumlar malum. Onlara yaptıkları eziyetler malum. Önce caminin içi dururken dışarıya halı serilmez der büyükler.
Önce biz kendi din kardeşlerimiz için inşallah bir dua edelim. Din kardeşlerimizi gayrimüslimlerin zulmünden, işkencesinden, öldürmesinden kurtulması için Allah-u Teala'ya dua edelim. Onlar önce kurtulsunlar. Ondan sonra da onlar için eğer edilirse, ki ben gayrimüslimlere hayır dua edilmeyeceğini biliyorum. O şekilde biliyorum. Allah-u Teala inşallah hidayet nasip eder. Allah-u Teala Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bile diyor ki, hidayet senin elinde değil. Hidayet benim elimde. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de söylüyor. Biz o kalpleri mühürledik, onlar artık iman etmezler buyuruyor. Yani şimdi Allah-u Teala onların kalbini mühürlediyse, o mührü açacak olan da Allah-u Teala'dır. O isterse açar. Onlara bir sebep yaratır, bir sebep gönderir ki gayrimüslimlerden Müslüman olan birçok insan var son zamanlarda, biliyorsunuz. Onlar yine İslamiyet'te şereflenirler. Ama önce benim din kardeşlerim var ve şu anda gayrimüslim olanlar onlara eziyet ediyorlar. Ben onlar için şu anda dualarımı harcayamam. Açıkça söylüyorum. Allah-u Teala zaten onlara da nimetlerini yağdırıyor. O onlara yetsin yani, kusura bakmasınlar. O nimetleri benim din kardeşlerimin helakı için kullanacaklar kafalarına göre. Ben de onlara Allah'ım hidayet nasip eyle diye dua edeceğim. Tamam, hidayet nasip edecekse etsin Allah-u Teala, inşallah bütün edeceğim dua budur. Seyyid Hikmetullah Hazretleri de öyle dua buyurmuşlardı. Büyükler hep öyle dua buyuruyorlar. Hidayet nasip olacaksa ya Rabbi bir an önce hidayet nasip eyle. Olmayacaksa da kahru perişan eyle ya Rabbi derim. Başka bir şey söylemem. Ben de aynısını dua ediyorum. Aynı tamam ama ancak bu kadar olur. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Sanma ki dert sadece sende var. Şunu bil ki sendeki derdi nimet sayanlar da var. Umudunu yıkma. Yusuf'u hatırla aleyhisselam. Dert neredeyse deva oraya gider. Yoksulluk neredeyse nimet oraya gider. Soru neredeyse cevap oraya verilir. Gemi neredeyse su oradadır. Suyu ara. Susuzluğu elde et de sular alttan da yerden de fışkırmaya başlasın. Dünya malı Allah Celle Celaluhu'nun tebessümüdür. Ona bak. Ama sarhoş olma. La tahsen. Irmağa deniz, denize okyanus sığmaz. Aşık olmayana anlatsan da ben sen anlamaz. Hakka ulaşmak için yoldur desen kimse inanmaz. Gönlünde zerre-i miskal şems olmayan yanmaz, yanamaz. Ayağın kırıldı diye üzülme. Allah senden aldığı ayak yerine belki sana kanat verecek. Kuyu dibinde kaldın diye üzülme. Yusuf aleyhisselam kuyudan çıktı da Mısır'da sultan oldu, unutma. İstediğin bir şey olursa bir hayır, olmazsa bin hayır ara. Geçmiş ve gelecek insana göredir. Yoksa hakikat alemi birdir. Bu alem bir rüyadır. Zanna kapılma ey can. Rüyada elin kesilse de korkma. Elin yerindedir. Dünya bir rüyaysa başına gelen felaketler de geçicidir. Neden çok üzülüyorsun ki? Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. Çünkü orası gidişatın değişeceği yerdir. Bu alemin, bu kainatın kitabı sensin. Aç da kendini oku ey can. Kainatın en uzak köşesi senin içinde ufak bir nokta. Ama sen bunun farkında bile değilsin. Derdin ne olursa olsun korkma. Yeter ki umudun Allah Celle Celaluhu olsun. Herkes bir şeye güvenirken senin güvencen de Allah Celle Celaluhu olsun. Hiçbir günah Allah Celle Celaluhu'nun yüce merhametinden daha büyük değildir. Ama sen yine de günah işlememeye bak. La tahsen, derdin ne olursa olsun bir abdest al, nefes gibi. Ve bir seccade ser odanın bir köşesine. Otur ve ağla. Dilersen hiç konuşma. O seni ve dertlerini senden daha iyi biliyor. Unutma. Dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar. Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil,
tozuk olmaktır. Ne çok toz birikmiş olabilir üstümde diye düşünüyorum bu güzel sözleri okurken Mevlana Hazretleri'nden. Gönlünde diyor, zerre-i miskal şems olmayan yanmaz yanamaz. Şems güneş anlamına da geliyor biliyorsunuz. Şems-i Tebrizi Hazretleri, Tebriz'in güneşi. Gönlünde zerre-i miskal şems olmadan kimse yanmaz, yanamaz. Allah aşkıyla yanmak için demek ki gönülde de Allah olacak. Nazargahı ilahi olan kalpte, gönülde Allah olacak. O sağlıklı olacak, bütün beden sağlıklı olacak. Nereye doğru yürüyoruz, neye doğru yürüyoruz, buna iyi bakmak lazım dedik. Ha, o sohbetimiz yarım kalmıştı. Sonra sadakatte insan, hani aşkta kelebek gibi olacaktı ya, kelebek ışığa, ateşe aşık olduğu için kendini ona vura vura hayatını feda ediyordu ya, aşkı uğruna. Sadakatte köpek gibi. Çünkü köpeği ne kadar döverseniz, kovarsanız kovun, dönüp dolaşacağı, geleceği yer şeydir. Yine sahibinin yanıdır. Hachi diye bir köpeğin filmi vardı. O bir ara bakmıştım o filme. Hachi'yi ne yaparlarsa yapsınlar sahibini asla terk etmiyordu. Gerçek bir hayat hikayesinden alınmış bir filmmiş o. Sahibini her gün tren garında bekliyor. Sahibiyle beraber tekrar eve dönüyor. Bir gün sahibi ölüyor, artık gelmiyor. 10 sene boyunca Hachi gidip gene orada sahibini bekliyor hiçbir yere kımıldamadan. O köpeğin de oraya heykelini yapmışlar. Ohohoho, köpeğin heykelini yapmışlar. Niye? Sahibini bekledi, sadakat gösterdi diye. Tamam, bizim heykelimizi yapmayacaklar. Ama Allah-u Teala cennet vaat ediyor. Kendisine sadakat gösterdiğimiz zaman cennet vaat ediyor Allah-u Teala. Heykelim yapılmış, bana ne ya? Ben ölüp gittikten sonra heykelimi ne yapacağım? Ha, yaşarken de ha, bu benim. Aval aval, bak dur yüzüne heykelin. Ne olacak ki? Sonra hınzır hayvanı vardır bilirsiniz. Haramdır. Müslüman için kesin haramdır. Ama onun bir özelliği dimdirek yolunda gider. Yolunuzda da öyle yürüyün, dimdirek yürüyün. Sağa sola bakmadan, gerçek neyse, hakikat neyse o şekilde yürüyün. Nasıl yürüyeceğiz? Ya kol kola yüründüğü zaman her şey çok daha güzel, çok daha kuvvetli. Hani bir çiftçi ölmek üzereymiş, evlatlarını yanına çağırmış, demiş ki, şimdi elinize şey alın, birer şey alın, ağaç dalı diyelim, çubuk alın, onu kırın, birer tane kırın. Üçer tane alın, biraz daha zorlandılar kırmakta. Bir deste alın elinize, kırmaya çalışın, kıramadılar. Neden? Bir deste dalı, ağaç dalını bir anda kırmaya çalışırsanız o kırılmaz zaten. Çünkü bir arada güç elde etmişlerdir. İşte evlatlarım demiş, siz de böyle ben öldükten sonra birliğinizi, beraberliğinizi koruyun ki kimse sizi kıramasın, kimse sizi dağıtamasın. Eğer demiş, siz ayrılırsanız birbirinizden sizin kırılmanız kolay olur. Fakat birlik, beraberlik içerisinde kalırsanız o zaman size hiç kimse zarar veremez. Son 8 dakika, tamam inşallah. Şimdi kol kola gireceğiz. Birlik beraberlik olacağız. Zor durumdaki kardeşlerimize, devletimize, milletimize, askerimize, polisimize dua edeceğiz. Sohbet halkalarından kendimizi kurtar, sohbet halkalarına gitmeme hastalığından kendimizi kurtaracağız. Sohbet halkalarına dahil olacağız. Aleyhisselatü Vesselam cennet bahçeleridir buyuruyor. Yine bir hadis-i şerifinde Aleyhisselatü Vesselam ve Tekaddes Hazretleri Efendimiz bildiriyor, diyor ki, bir insanlar bir araya gelirler sohbet için. O sohbete gelenlerden birinin yanında bir arkadaş vardır. O da gelir onunla beraber. Aslında sohbet için gelmemiştir. Arkadaşını bekliyordur. Çıkınca iş halledecekler. Ondan sonra melekler Allah-u Teala'nın katına gider. Ya Rabbi derler. Orada biri daha var. Ama o seni Allah-u Teala der ki, ben onları affettim. Benim sohbetim için bir araya gelmişler madem, ben onları affettim. Ya Rabbi, onların içinde öyle bir tanesi var ki o sizin sohbetinizi dinlemek için gelmedi. Her şeyin en iyisini bilen sizsiniz ama onun işi vardı, onun için orada bulunuyor. Ben onların hatırına onları da affettim. Haha, cennet bahçesinden karlı çıktık, gördünüz mü? Sohbet halkalarımızı büyüteceğiz. Dediğim gibi vallahi biz her gün arkadaşlarla bir araya gelip sohbetimizi yapıyoruz. Siz de yapınız efendim. Bir araya gelecek arkadaşınız mı yok? Bulursunuz. Arayınız, bulursunuz. Ailenizle yapınız, çoluğunuz, çocuğunuzla yapınız. Onlara aleyhissalatü vesselam'ı anlatırız. Bir telefonumuz daha. Zannediyorum son telefon olacaktır bu da. Zamanımız bitmek üzere çünkü. İstanbul'dan Murat Yıldız. Doğru okuyorum değil mi?
Hat düştü galiba. Tamam, tamam. Murat kardeşimiz tekrar ararsa, Murat kardeşimizi alabiliriz. Hat düştüğünden dolayı tekrar ararsa. Onun dışında zannediyorum zamanımız kalmayacak. Evet. Hep söyledik, hep de söyleyeceğiz. Korkmayalım, korkmayalım. Allah-u Teala'nın yolunda yürümekten, Allah-u Teala'ya kul olmaya çalışmaktan korkmayalım. Bir mürşidi kamili kabul etmekten korkmayalım. Mürşidi kamile gidince ne oluyor? Vallahi onu var ya gidince anlarsınız. Bir mürşide varmadan olmuyor. Olur mu? Olur. Elbette olur ya. Olur mu? Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla anlayabilecek ilmimiz varsa, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hayat-ı şerifini hakkıyla anlayabilecek ilmimiz varsa, elbette insan kurtulur. Ama kurtuluşun en güzeline ulaşmak için çaba sarf etmek lazım. Hiçbirimiz öyle çok yüksek ilimler sahibi insanlar değiliz biliyorsunuz. O yüzden birlik beraberlik olmak lazım. Allah dostlarından korkmamak lazım. Onların meclisine gitmekten korkmamak lazım. Olmaz öyle şey. Korkmayacağız. Allah dostundan korkulur mu? Dostunuzun dostundan kaçıyor musunuz? En yakın dostunu size getirmiş, bu da benim dostumdur diye tanıştırılmış. Ona da kucak açıyoruz. Allah Teala'nın dostundan kaçılır mı? Gönlümüzü ona da açmak yerine niye kaçmayı tercih edelim? Sohbet meclisleriniz bereketli olsun inşallah. Bu sohbetleri dediğimiz gibi evinizde de eşiniz, hanımınız, çocuğunuzla da yapabilirsiniz. Telefonumuz varmış. Alalım telefonumuzu. Son telefonumuz. Hayrettin, Hayrettin Yıldız, İstanbul. Alo. Hayırlı akşamlar ama televizyonun sesini kısmanızı istirham edeceğim mümkünse. Yoksa anlaşmamız zor olacak. Allah abi, razı olsun. Akşamlar. Hayırlı akşamlar. Buyurun Hayrettin Bey. Abi o kadar güzel anlatıyorsunuz ki size soracak bir soru bulamıyorum ya. Estağfurullah. Olur mu kardeşim öyle şey? Abi, siz güzel dinliyorsunuz. Vallahi şu anda televizyonun karşısında eşim ve çocuğumla beraber sizi dinliyorum. Allah Teala razı olsun. Çok teşekkür ediyorum kardeş. Sağ olasın. Allah Teala mesut bahtiyar eylesin. Hayır bereket nasip etsin inşallah ailenize. Teşekkür ederim. Tüm Müslüman alemine gelsin bu dua. Amin. İnşallah. İnşallah. Duaya çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz evet, çünkü. Evet. Hele ki böyle bir zamanda çok şehit veriyoruz. Ya. Yine şehit haberiyle üzüldük. Amin. İnşallah. İnşallah. Tüm şehit annelerine de Allah'tan sabır diliyorum. Amin. Ellerinden öpüyoruz onların. Bir selam anladım. Gönderebilir miyim? Tabii ki. Ne demek? Şu anda Diyarbakır Lice'de askerlik yapmakta olan kardeşim var. Oradaki bütün askerlere selam eder. Eğer bizi izliyorlarsa. İsmi ne kardeşinin? Göksal Yıldız. Göksal Yıldız. Evet. Allah Teala Göksal kardeşimizi de, onunla beraber askerlik yapanı da, vatan satının neresinde, hangi noktasında olursa olsun askerlik yapan kardeşlerimizi, subaylarımızı, as subaylarımızı, uzmanlarımızı, hepsini, polislerimizi, çevik kuvvetimizi, bordo berelilerimizi muhafaza buyursun, muhafaza buyursun, muhafaza buyursun. El Hafız Celle Celaluhu ismi hatırına bunu ondan istiyoruz. Allah Teala hepsini muzaffer eylesin. Düşmanlarımıza da inşallah hidayet nasip olacaksa hidayet nasip eylesin, olmayacaksa da kahru perişan eylesin inşallah. Amin inşallah. İnşallah kardeşim. Var mı söyleyeceğim başka bir şey Hayrettin kardeşim? Yok abi bu kadar. Peki Allah-u Teala razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Günlerimizden hayırlı akşamlar. Evladını da Allah-u Teala bağışlasın. Allah-u Teala'nın yolunda güzel ilerleyen mümin mümine kullardan hangisindense eylesin inşallah. Bitiyor muyuz arkadaşlar? Doldu mu zamanımız? Tamam peki. Efendim salam dua edeyim aziz. Allah-u Teala sana şiirleri çok güzel okuma, daha da güzel okuma, özür diliyorum zaten güzel okuyorsun. Daha da güzel okuma, insanların gönlüne daha güzel hitap edebilme. Tasavvufi şiirleri de okuyup insanları daha çok etkileme yeteneğini nasip etsin inşallah aziz. Oldu mu? Evet, tamam. Efendim bugün de geldik programın sonuna. Valla Soner'le de konuştuk biz bu meseleyi. Dedik ki kitapları, hazırlıkları yapıp götürüyoruz. Öylece kalıyoruz sevgili seyircilerimizle sohbetten. İnşallah
hoşunuza gidecek, gönül telinize dokunacak bir şeyler söylemeyi Allah-u Teala nasip etmiştir. Allah-u Teala nasip etmiştir. İnşallah biz becerebilmişizdir. Sürçülisan ettikse affola. Vallahi sizi çok seviyoruz. Sizin o güzel gönüllerinize aşığız. Dualarınızdan bizi eksik etmeyiniz. Karşımda Oğulcan duruyor. O da sizden dua ister eminim. Aziz Mahmut orada. Kimler var? Doğan orada, Soner orada, Aydın orada, Harun, Serkan, hepsi. Hepimiz hepimize inşallah. Allah-u Teala sizleri sohbet meclislerinden kendi zikrinin yapıldığı, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin isminin anıldığı, Allah dostlarının ismini anıldığı meclislerden geri koymasın. Hepimize her gün o meclislerin içerisinde olmayı, kendini almayı nasip etsin inşallah. Gününüz, geceniz, hayır, bereket Allah-u Teala'nın zikriyle dolu olsun. Duada bizleri unutmayın, olur mu? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Allah-u Teala'nın güzel kulları. Efendim diyor mübarek yine, su yüksekten alçağa akar. Babama dedim ki, neden geceyi uykuda geçiriyorlar baba? Kalkıp iki rekat namaz neden kılmıyorlar?